Herkese merhabalar. İstanbul Mecidiyeköy stüdyolarında bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Mesleki Gündem programımızda bugün İTO Özel var. Sayın İlhan Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İlhan Bey. 1968 Ankara doğumluyum. 36 yıldır otokiralama işiyle iştigal ediyorum. Yaklaşık 24 yıldır da meslek örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldım ve Türkiye'nin ilk otokalma çatı örgütü TOKDER'in kurucu üyesi ve önceki dönem başkanlığını yaptım. Şu anda hala hazırda da yönetim kurulu üyeliğini yapmaktayım. Bir dönem öncesine kadar da İstanbul Ticaret Odası'nda araç kiralama meslek komitesinin başkanlığına seçildim. Orada meclis üyesiyim. 7 tane değerli meslektaşımla beraber, 7 asıl 7 yedek 14 tane üyemizle beraber sektör sorunlarını İstanbul Ticaret Odası nezdinde de meslek örgütünü taşıyan bir sivil toplum meslek örgütünün başındayım. Aynı zamanda da kendime ait olan 3 ortamda kurmuş olduğumuz Trio Tekalama diye bir şirketinde genel müdürünü yapmaktayım. İstanbul'daki yapılan her türlü ticari faaliyet ve her türlü mesleki faaliyetin çok ciddi bir faydası var. Ve biz buradan da heveslenerekten şunu hedefledik. Kabisinde zaten ilk oluşmasında benim doktor başkanlığım döneminde bunun çalışmaları başlamıştı. Sonraki dönemde sağ olsun İçişleri Bakanlığı ASA Şube Müdürlüğü nezdinde bunlar sonuçlandı. Ve şu an Türkiye'de Tüm kiralık araçlar, kişi ya da kurum kime kiralandığını gün, saat, dakika olaraktan emniyet yetkilileri biliyor. Ve gerektiğinde buna müdahale edebiliyorlar. Sadece otokiralama sektörü C segment araçtan en az 20 bin araç alabilecek kapasitede bir sektör. 20 bin tane tohum Türkiye yollarında dolaştığını düşünecek olursanız, gerek uzun dönem kiralama, gerek günlük kiralama, gerekse de saatlik kiralama biliyorsunuz son zamanlarda hayatımıza girdi. Burada da çok ciddi bir tüketiciyle, tüketicinin deneyimiyle, Karşı karşıya kalacak ve Tokun gerçekten hak ettiği değeri otokay alma sektörü sağlayacaktır. Tüm meslek komiteleri için özellikle şunu söylemek istiyorum: Mesleğinize sahip çıkın ve 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul Fuar Merkezinde gelin oyunuzu kullanın. Sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın sevgiyle kalın. Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. İstanbul Mecidiyeköy stüdyolarında bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Mesleki Gündem programımızda bugün İTO Özel var. Sayın İlhan Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İlhan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bizleri burada ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. İlhan Bey biz sizi tanıyoruz aslında. Ama değerli izleyicilerimiz için şu an 81 ilde izleniyorsunuz ve sizi izleyenlere sizi tanıtmanızı istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben 1968 Ankara doğumluyum. 36 yıldır otokiralama işiyle iştigal ediyorum. Yaklaşık 24 yıldır da meslek örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldım ve Türkiye'nin ilk otokiralama çatı örgütü TOKDER'in kurucu üyesi ve önceki dönem başkanlığını yaptım. Şu anda hala hazırda da yönetim kurulu üyeliğini yapmaktayım. Bir dönem öncesine kadar da İstanbul Ticaret Odası'nda Araç Kağılama Meslek Komitesi'nin başkanlığına seçildim. Orada meclis üyesiyim. 7 tane değerli meslektaşımla beraber, 7 asıl, 7 yedek, 14 tane üyemizle beraber sektör sorunlarını İslam Ticaret nezdinde de meslek örgütünü taşıyan bir sivil toplum meslek örgütünün başındayım. Aynı zamanda Hı. kendime ait olan 3 ortamda kurmuş olduğumuz Trio Otokiralama diye bir şirketin de gelendreğini yapmaktayım. Evet aslında son zamanlarda Türkiye'de çok yaygınlaştı ota kiralama. Sektörü hepimiz biliyoruz. Araçlara hepimizin bilgisi var ve hepimizin bir aracı olsun sevdası sevdamız var özellikle gençlerde bu çok fazla. Ve ama araç kiralama da burada artık bir alternatif olarak hayatımıza girmiş durumda. Araç kiralamayı biraz konuşacağız ama hem sektörünüzü merak ediyoruz. Biraz da aslında İstanbul Ticaret Odası'nın seçimleri yaklaşmakta. Biraz da İstanbul Ticaret Odasına yer vermek istiyoruz. Özellikle bugünkü yayınımızda İTO özelde İstanbul Ticaret Odası ile ilgili biraz Konuşacak olursak bize İstanbul Ticaret Odasından bahsedebilir misiniz? Şöyle ki hani işte son zamanlarda sıkça gündeme gelmesi seçimden dolayı gündeme gelmesinden dolayı İstanbul Ticaret Odası şu an Türkiye'nin en büyük meslek örgütü. Yaklaşık 700 bin üyesi var. Dünyada sayılı meslek, meslek örgütlerinden bir tanesi. İçinde 81 tane meslek komitesinin temsilciliği var ve 261 tane de meclis üyesi var. Evet, siz bu 81 meslek komitesinden e, araç kiralama, araç -Kiralama Komitesi. Komitesi'nin başkanlığını Başkanlığı yapıyorum, yetiştirlik bir ekiple beraber burada tüm sektör sorunlarımızı hem kendi komitemizin içerisindeki toplantılarımızda hem de meclis toplantılarımızda gündeme getirip orada sektörle ilgili gelişmeleri sadece sorunlar değil, sektörle ilgili gelişmeleri büyüklükleri hacimleri ve belli rasyoları ve yeni yeni gelişmeleri sektördeki yeni trendleri meclis üyelerimizle paylaşıyoruz. Çünkü oradaki bizim dışımızdaki 80 tane meclis üyemiz, 80 ayrı meslek örgütündeki meclis üyemiz, aynı zamanda otokalama sektöründe bir şekilde müşterisi veya evet. tedarikçisi. Yani işte sigortacısı var, finansçısı var, e, otomobil bayisi var, ikinci el şirketi var, e, satış sonrası hizmetler dediğimiz e, servis, yedek parça hasar servisinin onarımı var. Ee, aslında bu bizim dışımızdaki 80 tane meslek örgütüyle de bizim bir şekilde zaten iş var. Hem müşterisiyiz hem müşteri, onlar bizim müşterilerimiz. Evet çok geniş bir ağ var aslında baktığımızda e, araç kiralama sektöründe. Peki e, şu an komiteniz olarak son 4 yıldır İstanbul Ticaret Odası'nda aslında hizmet veriyorsunuz. Bu son 4 yılda neler değişti sizinle birlikte neler yaptınız? Valla öncelikli olaraktan e, bir defa önce bizim komitemizin adı araç meslek komitesi değildi. Birincisi bunu değiştirdik. Ve ilk defa İstanbul Ticaret Odası bünyesi içerisinde araç kiralama meslek komitesi nihayet oluştu ki komitenin içerisinde baktığımızda üye sayısında otokiralamacılar çok daha fazla olmasına rağmen maalesef bizden önceki yönetim bunun adını çok daha küçük bir grup olan bir grubun adıyla değiştirmiş. Birincisi bunu yaptık. İkincisi bu bizim için gurur abidesidir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun e, ticaret uzmanımızın ziyaretinde kendisine sektörümüzün yaklaşık 65 yıldır, 65 yıldır kanayan bir yarası olan trafik cezalarının e, iş, e, ruhsat sahibi olan rente karşı yazılması olayını e, yapılan bir düzenlemeyle kısa adı kabis olan kiralık araç bilgi işlem sistemi vasıtasıyla artık e, aracı o an kiralamış olan kişi ya da kurum kimse, bunların kayıtları emniyette var, direkt cezan onlara yazılmasını sağladık ki bu benim bugüne kadarki meslek yaşanma yani 36 yıldır bu sektördeyim ve 25 yılı aşkındır da meslek örgütlerinde görev yapıyorum. İlk defa bürokrasinin bir meslek örgütünün hazırlamış olduğu yasa taslağına noktasını birbirine dokunmadan çıkardı. Ve sektörümüz sadece İstanbul Ticaret üye olan otokar almacılar değil, 81 ildeki... Türkiye değil mi? E, tabii ki 81 ildeki otokar alma ilgili işiyle iştikal eden meslektaşlarımızın hepsi bu yasal düzenlemeden faydalandı. Aslında en çok da baktığımızda 81 diğer iller, İstanbul dışındaki diğer küçük KOBİ'lerin rent takarları ya da araç kiralamaları daha çok buna sevinmiştir diye düşünüyorum. Şöyle örnek vereyim size. Bakın İstanbul Ticaret Odası'nda şu an bizim komitemizde yaklaşık 3950 tane üyemiz var. Bunların 3650 tanesi otokiralama işiyle uğraşıyor. Ama Türkiye genelinde baktığınız anda 26500'ün üzerinde otokiralama işiyle uğraşan firma var. Sayı çok Aslında fazla. Aslında hani... İstanbul Ticaret Odası baktığınız anda Türkiye genelinin yüzde e, ne kadar diyeyim size %15'i mertebelerinde bir oran İstanbul Ticaret Odası'na %85'te diğer 80 ilimizde. O zaman bütün Anadolu'da aslında bütün, bütün Anadolu'da ileride ciddi bir çok faydası var. Ya... Yani o yüzden mesela meslek örgütlerinin faydası burada ortaya çıkıyor. Yani İstanbul Ticaret Odası'nın bünyesinde yapılan bir uygulama sadece İstanbul Ticaret Odası'nın üyelerini kapsamıyor. Tüm Türkiye'yi kapsıyor. O yüzden İstanbul'daki yapılan her türlü ticari faaliyet ve her türlü mesleki faaliyetin çok ciddi bir faydası var. Ve biz buradan da heveslenerekten e, şunu hedefledik. KAPİS'in zaten ilk oluşmasında benim doktorat başkanlığım döneminde bunun çalışmaları başlamıştı. Sonraki dönemde sağ olsun İçişleri Bakanlığı, Asya Şube Müdürlüğü nezdinde bunlar sonuçlandı. Ve şu an Türkiye'de tüm kiralık araçlar, kişi ya da kurum kime kiralandığını gün, saat, dakika olaraktan emniyet yetkilileri biliyor. Ve gerektiğinde buna müdahale edebiliyorlar. Biz diyoruz ki şimdi bunun entegrasyonuyla beraber sektörün başka bir sorunu olan işleten sıfatı var. İşleten sıfatını halkın anlayacağı dilde tarif etmek gerekirse, örnek veriyorum herhangi bir kişiye bir aracı kiraya verdiğinizde, bu kişi kırmızı çıktı geçtiğinde, trafik cezası yediğinde, bu son yaptığımız yasal düzenleme ile artık o firmaya değil, kişi o kişiye, o kişiye trafik cezası gidiyor. Ama ve lakin Kırmızışta geçti ve bir kişinin malına ya da canına zarar verdi. Bundan kaynaklı zarardan ruhsat sahibi yani rentekar firması işletmecisi müteselsiz sorumluluğu var. Yani Türkiye'de hiçbir iş kolu yok ki müteselsiz sorumluluğunuz olsun. Evet. Örnek veriyorum siz Bakalım. evinizi kiraya verdiğinizde evinizde yasa dışı bir faaliyet yapılıyor ise siz de sorumlusunuz. Sizin bundan sorumluluğunuz sadece ve sadece kira kontratı usulüne göre yapıp yapmamanızla alakalıdır. Bundan dolayı herhangi bir maddi yaptırım gelmez. Siz evet, ilgili kurumlara gelmez. kira kontası yapıp resmi kira kontratı yapıp Tabii. verdiyseniz bunu ibra ettiğiniz takdirde size bir yaptırım yok. E bizde de aynı şekilde bizim kira sözleşmelerimiz var. Bugün bu aracı hangi kişiye, hangi kuruma verdiğimiz gün, saat, dakika itibariyle belli. O gün o saat dilimleri arasında yapılmış olan bu araçla ilgili her türlü yasa dışı faaliyetten, her türlü üçüncü kişilerin malına ya da canına vermiş olduğu zarardan, her türlü kamu malına vermiş olan zarardan o kişi sorumlu. KABİS'e de zaten kağıt araç bilgi işlem sistemine biz bunu anlık işliyoruz. E, anlık işliyor isek e, o zaman bu cezalardan da bizim rentekar işletmelerinin e, muaf tutulması lazım. Trafik cezalarında bakın bunu yaptık, yapabildik, becerebildik bu dönem içerisinde. Ve buradan ümitle e, bürokrasiden şu an önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızda da bunu bekliyoruz. İşleten sıfatını kiracıya ekleyeceğiz. Siz finansal kiralama yapıp bir araç kiraladığın zaman, bir leasing şirketinden araba kiraladığın zaman bu araçla ilgili her türlü sorumluluktan siz sorumlusunuz. Bununla ilgili her evet, türlü işlem Yasaların size bireyselliği aslında bu devreye aynen. giriyor. Tabii tabii. Yani cezanın kişiselliğinden evet. kaynaklı. Çünkü orada suçu işleyen, herhangi bir kişinin malına, canına zarar veren şey evet, araba değil. değil. Veya şirket değil. Kişi orada. Bireysel. Ve evet. kim olduğu da belli. Bu neyi yapar, neyi sağlar? bir, bir Diğer taraftan bir disiplin de sağlayacak. Bir defa e, sektörde merdiven altı diye tabir ettiğimiz bu işi kaçak, gayri resmi yapanlar eğer siz böyle bir fayda sağlayacak olursanız bu faydadan kaynaklı. Çünkü bundan dolayı çok ciddi rente şirketleri ciddi mağduriyetler ödüyor. Evet kesinlikle yani, firmalarını en son, kapatanlar bile olur en yani. En son e, Fethiye bölgesindeki bir rente şirketi şirketi bir İngiliz'in arabayı kiralaması sonucunda e, yine bir İngiliz vatandaşı otobüs durağında ağır yaralanıp vefatına sebebiyet vermesine dolayı 650 bin pound bir cezai mühidiye hükmedildi ve bundan dolayı şu an Orant'a karşı şirketi çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Kesinlikle. Bu düzenleme gerçekten hem bütün şirketler adına hem de İstanbul'daki şirketler adına çok çok güzel büyük ki. güzel bir düzenleme Tabii. olmuş. Peki İlhan Bey şunu sormak istiyorum. Yaptığınız bu düzenleme gerçekten e, takdire şayan ve eminim bütün e, meslek gruplarının şu an desteğini alıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte e, kişide, yeni meslek gruplarınızın desteğini almakta yola çıktınız. Bu süreçte neler planlıyorsunuz? Bu son tekrar seçilirseniz neler değiştirmek istiyorsunuz? Öncelikle zaten bu kabiste bu işleten sıfatın entegrasyonunu sağlayıp işleten sıfatını bir defa kiracıya müşteriye devretmeyi planımız birinci planımız bu. Bir diğer e, sektörün kanaeye yaralanan bir tanesi e, kiralık araçların e, kira süresi sonunda iade edilmemesi sonucunda bu oto hırsızlık olaktan sayılmıyor, e, emniyet sistemi ortan sayılıyor. Bu da suçu harfi olduğu için genelde art niyetli kişiler maalesef herhangi bir yerdeki park halindeki aracı çalmak yerine bir rente firmasının aracı kiralayıp kira kontratıyla, sözleşmesiyle aracı alıp geri getirmemeyi, iade etmemeyi daha fazla tercih ediyorlar. Çünkü niye? Bir ceza yaptırımı yok. Biz hükümete geçmiş dönemdeki bir önceki Adalet Bakanımıza da, şu anki Adalet Bakanımıza da bununla ilgili sunumlarımızı yaptık. Bir önceki Adalet Bakanımıza hatta bu konuda ikna ettik ve sözünü almıştık Atatürk Gülbey'den. Fakat görev süresi yetmediği için maalesef bu süreci tamamlayamadık. Ee, yine meslek örgütümüz TOKTER vasıtasıyla yeni Adalet Bakanlığı'na bu konu götürüldü, izah edildi. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun düzenlenmesini istiyoruz ve e, kira süresi sonunda getirilmeyen araçların emniyet suistimali değil, bile isteye getirilmediği için nitelikli dolandırıcılık, organize suç kapsamına sokulup cezai yaptırımın ağırlaştırılması ve oto hırsızlık suçu olarak sayılmasını arzu ediyoruz. Hatta örnek vermek gerekirse bakın kapkaç olaylarında molotov kokteyli olaylarında cezai müeyyedeler artırılınca şu an mesela bunlarla ilgili hadiseleri çok az duyar oldu. Evet. Fakat oto kiralama ile ilgili maalesef halen daha organize oto çalınma operasyonları yapılıyor. Bununla ilgili çeteler var, örgütler var. Bu araçlar kiralanaraktan, bu araçlar yasa dışı işlemler kullanılıyor. Bu araçlar üçüncü kişilere satılaraktan mağduriyetler yaratılıyor. Bu araçlar yurt dışına kaçırılıyor. Veya bu araçlarla insan kaçakçılığı, narkotik kaçakçılığı, e, sigara ve benzeri e, kaçak maddelerin kaçakçılığı yapılabiliyor. Veya daha da vahimi bu araçlar parçalanaktan, yedek parçalanaktan piyasada Oluşur, satılıyor. Tehlikeli. Bunların hepsi milli servet. Evet. Yazık yani e, kamu idaresinin de bu servetleri göz ardı etmemesi lazım. E, en büyük hedeflerimiz işte dediğim gibi bir işleten sıfatı. Bir de e, emniyet sistemi ile ilgili e, müeydenin nitelikli dolandırıcılık, organize suç kapsamına alınması. Son bir şey de geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu hususi otomobillerin yatırım kredisi kapsamına çıkarılmasıyla ilgili bir maddemiz var. Hatta geçtiğimiz hafta Sayın Maliye Bakanımız Nebahat Bey ile görüştüğümüzde e, kendisine izah ettik. Kendisi de konu, konuda bizi haklı buldu. E, geçmiş yasal düzenlemelerde, bu tür e, düzenlemelerde Asıl iştigal alanı otokiralama şirketleri olan şirketler bu kapsamdan hariçtir maddesi konulurdu. Maalesef bu maddede bunu koymayı unutmuşlar. E, haklı talebimizi ilettik. Onlar e, onlar tarafından da e, kabul edildi. Şimdi bununla ilgili bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Çünkü bu da otokiralama şirketlerinin büyümesine çok ciddi bir engeldir. E, eğer siz otomobil alımını, hususi otomobil alımını otokiralama şirketleri nezdinde e, yatırım kredisi kapsamından çıkaracak olursanız, bankalar bunun finansmanda ciddi sıkıntı yaşarlar. Hmm. Dün akşam hatta bir bankacı büyüğümüzle bunu konuştuk. Bir an önce onlar da bu işin hallolmasını bekliyorlar. Çünkü gerçekten de otokarama sektörü eğer ki büyümek istiyorsa veya otokarama sektörünün siz büyümesini istiyorsanız bakın bu hafta sonu TOG'un lansmanı yapılacak. Eğer siz yerli otomobili bu piyasada bu yollarda dolaştırmak istiyorsanız TOG'u en büyük müşterisi otokarama sektörü evet. olacaktır. Biz hem Maliye Bakanımız'a hem Sanayi Ticaret Bakanımız'a hem İslam Ticaret Odası nezdinde gerekli yerlerde kürsüden bu mesajları verdik. Bugün tov e, üretim e, yeterli olması halinde sadece otokiralama sektörü e, C segment araçtan en az 20 bin araç alabilecek kapasitede bir sektör. 20 bin aracın, e, 20 bin tane TOG'un Türkiye yollarında kiralama yolla dolaştığını düşünecek olursanız gerek uzun dönem kiralama gerek günlük kiralama, gerekse de saatlik kiralama biliyorsunuz son zamanlarda hayatımıza girdi. Evet. Burada da çok ciddi bir tüketiciyle, tüketicinin deneyimiyle karşı karşıya kalacak ve TOK'un gerçekten hak ettiği değeri otokiralama sektörü sağlayacaktır. Evet, çok güzel bir gelişme olacak. Umarız bu evet. dedikleriniz e, hakikaten uzun vadede değil, bu önümüzdeki seçimlerden sonra bir an önce e, yapılır. Hakikaten, e, peki ticaret odası üyelerine mesajınız nedir bu noktada İlhan Bey? Valla ticaret osunun kısa öz siyasetten arındırılmış şekilde tamamen ticaretlerine odaklanmalarını ve biz açısı bu içinde bulunduğumuz dönem içerisinde biz gerçekten bu konuda mütevazı olmayacağım komitemiz üyeleri tarafından çok güzel çalışmalar yaptık çok başarılı çalışmalar yaptık otokey alamanın adını her an her ortamda her platformda duyurduk meclis kürsüsünden sektörle ilgili hem sorunlarımızı hem sektörle ilgili gelişmeleri ifade ettik. Meclisimiz bizim sayemizde e, Türkiye'deki kimi, hangi otoyolun, hangi köprün kimin işlettiğini, bunların entegrasyonu nasıl yapması gerektiğini bizlerin sunumlarıyla öğrendiler. Sektördeki gelişmeleri, sektördeki büyüklükleri, sektördeki rasyoları bizlerin meclis kürsüsünde yapmış olduğumuz sunumlarla öğrendiler. E, mesleğine sahip çıkan ve bu işi siyasetten arındırmış, gerçekten işinde ehil olan kişilerin, kadroların gelip ticaret odası içerisindeki meslek komitelerinde yer almasını ve her komite kendi mesleğini yüceltirse 81 tane komite var. Bu sene tahmin ediyorum seçimlerde meclis üyesi sayısı 261'den 271'e çıkacak sayılarda artışlar var. 271 tane meclis üyesi de ticaret odasını bana göre hak ettiği gerçek değeri bulmasını sağlayacak. Ki İslam Ticaret Üniversitesi geçtiğimiz günlerde kutlamaları yapıldı. 140 yıllık bir kuruluş evet, ve bir kuruluş. bu kadar köklü bir kuruluşun bence çok daha farklı noktalarda olması lazım. Şu an iyi yerde mi? Evet iyi yerde ama daha iyi noktalarda olabilir. Ama her bir meslek komitesi üyeleri ve temsilcileri sektöründe tanınmış, bilinmiş, sektöre layık, sektöre hizmet eden kişiler olması lazım. Siyasetten arınmaları gerekiyor. Siyasetin yeri burası değil Burası ticaret odası. Adına yakışır bir ticaret odası olması için de gerçekten işin ehli kişilerin, kadroların buraya gelmelerini ve seçilmelerini naçizane tavsiye ederim. Evet mesleğin sorunlarını, sektörün sorunlarını gerçekten bilen değil mi? Sektörün içinden kişilerin olması çok kıymetli. Sizin gibi hakikaten 36 yıl bu sektörde deneyiminiz var ve bunu artık ticaret odasına taşıyarak aslında birçok düzenlemeyle birçok kobiyi aslında birçok işletmeyi rahatlatmış oldunuz. Sizin gibi keşke bu tarz komitelerin sayısı artsa ve birçok sektör rahatlamış olsa. Çünkü gençler şu an bu tarz girişimlere çok hevesliler ama tabii ki sorunlardan dolayı birçok meslekten başlamadan vazgeçiyorlar. Bu noktada gençlere Tasarımlarımız neler olur? Valla ben gençlerden çok ümitliyim. Ee, her ne kadar e, belli nesiller e, gençleri belli kalıplara, kendi kafalarına kalıplara sokmaya çalışmış olsalar da ben genç gençlerin e, ruhlarına güveniyorum, akıllarına güveniyorum, aldıkları eğitimler, e, kullandıkları teknolojiyi, e, inovatif yaklaşımları bence e, Türkiye'yi zaten bakın şu an Türkiye bir hap bölümüne geldi. E, dünyada da. Zaten bu durumdaydı ama şu, her geçen gün Türkiye'nin o köprü pozisyonu, distribütör pozisyonu ve e, Türk e, misyonu, yardımseverliği, e, yurtta barış, dünyada barış ilkeleri, gençlerdeki vizyonu, bunlarla birlikte çok farklı noktaları gelecektir ve ben inanıyorum ki bizi, Gelecek jenerasyonlar taşıyacak olanlar da bu gençlerimizdir. Ben gençlerimizin hemen hemen her yerde yer alması istiyorum ki ne mutlu bana ki bizim sektörümüz, otokü sektörü gençler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Yazılımda var, operasyonda var, evet. satışta varlar, satış sonrası hizmetlerde varlar. Ee, finans bölüm sektöründe varlar, operasyon bölümünde varlar. Yani işin her tarafında... Bizim ağırlıklı genç istihdamımız olan bir sektör. Bir de otomobil herkesin çok ilgisini, sevgisini çeken bir sektör. Evet, ee, özellikle gençlerin. Kadın olsun, erkek olsun, e, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkesin teveccühü olan bir sektör. Herkesin ilgisi, merakı, bilgisi olan bir sektör. Öyle olunca da şimdi sevdiğiniz işi yaptığınız zaman e, işinizi açla yapıyorsunuz ve işinize katma değer yaratıyorsunuz. Bugün bakın e, saatlik kiralama bile Türkiye'de şu an 25 bin adetlerin üzerine çıktı ve her gün yeni bir yatırımcı, yeni bir yazılım bununla ilgili hazırlık yapıyor sektöre girmek için. Türkiye'de düne kadar sadece günlük kiralama vardı. İşte bundan 20 yıl önce hayatımıza uzun dönem filo kiralama girdi. Şimdi de saatlik paylaşımlar girmeye başladı. Bu da sektörün aslında ne kadar dinamik bir sektör olduğunu, bakın işte TOK çıkacak, TOK'la entegrasyon nasıl olacağını, TOK'un şimdi C segmenti çıkacak, yarın, yarın ileriki günlerde A segment, B segmenti çıktığı zaman Bakın göreceksiniz. E, Türkiye'nin otomobili dediğimiz Toga gerçekten e, gururla bunu kullandıracak, bunu lans edecek. Uzun dönem kiralamada e, ciddi müesseseler var. E, günlük kiralamada e, bakıyorum sektör rasyolarına. Günlük kiralamada bir otomobili yılda ortalama 72 farklı kişi kullanıyor. E saatlik kiralamada bakıyorsunuz. Bir otomobili günde 3 kişi, 5 kişi kullanıyor. Ve siz bu araçları denettiğinizi düşünsenize bu şekilde. Evet harika. Aslında çok yollarda güzel Yollarda bu araçların olması, yollarda bu araçların yaygınlaşması. bakın Türkiye'ye yeni gelen bir otomobil markası Türkiye'ye girerken önce otokarlama şirketlerini tercih ediyor. Sebep çok fazla Tanıtım. pazarda görülmesi, kullandırılması, deneyim insanların demek. onu deneyim etmesi haliyle marka olan bir güveni de pekiştiriyorsunuz. Bir söz sonra bir aidiyet duygusu oluşuyor. En evet. azından insanda bir marka bilinci oluşuyor. Yani Araç almadan önce insanlar kafasında yapıyorlar. Tabii, pardon. İnsanlar kafasında bir soru işareti olacaktır. Yani tok ne olacak, ne bilecek diye. Ama burada kiralama yaptığı için satın almadığı için gönül rahatlığıyla günlükte kiralayabilir, saatlikte kiralayabilir, aylık da kiralayabilir, yıllık da kiralayabilir. Çünkü sonuçta şirket de olsanız işte 2 yıl, 3 yıl veya işte projeksiyonunuza göre 4 yıl kiraladın. Sonuçta satın almadığın için Üstünüzde bir risk, kafanızda bir ikinci elle ilgili bir soru işareti veya işletme giderleriyle ilgili ne olacak, ne bitecek diye bir soru işareti kafanızda kalmıyor. Otokiralama sektörü tamamen bu işi e, devre dışı bırakıyor. Bir de otokiralamanın kamiyoda mesela şöyle bir faydası var. Şimdi normal şartlarda şirketlere bakıyoruz. Bir otomobil alındığında o otomobil şirketlerde ortalama 6 ila 7 yıl kullanılıyor. Ama otokiralama sektöründe işte az önce de bahsettim. Günlük kiralamada değişim hızı 12-24 aydır. Daha uzun dönem kiralamadıysa 24-36 tane bir araçlar değişir. Bu ne demektir? Aynı dönemde, aynı periyotta bir şirket 7 yılda bir araç satın alacakken aynı şirket eğer ki bir otokiralama şirketinden araç kiralacak olur ise aynı periyotta en az 2 defa hatta 3 defa arabasını değiştirecek. E, kamu idaresi de 3 defa vergi alacak. Bu aracı üreten 3 defa üretmiş olacak. Hmm. İkinci el piyasasında 3 defa bu araç dönecek. E, piyasada bir sürü Yetkili servis var, özel Onlar servis için, var. Evet. E, bu servis için piyasada ne kadar araba dolaşırsa, o kadar hem özel servislere hem yetkili servislere e, bu araçlar gidecek, hem bakımını yaptıracak, hem hasarını yaptıracak. E, bu işin finansmanı var, sigorta bacağı var. Yani baktığınız anda otomobil alma sektörü kendisiyle beraber birçok sektör paydaşında katma değer yaratan bir sektör. Ve işin güzel tarafı o sektörlerde de bir sürü gençlere istihdam yaratıyor. Evet birçok insanda aslında bu noktada iş bulmuş oluyor. Evet. Gençlere de güzel bir istihdam olmuş oluyor. Peki İlhan Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bu İTO özel programında sizi ağırlamak gerçekten bizim için çok kıymetliydi. Bugün Mecidiyeköy stüdyolarımızda İTO Araç Kiralama Meslek Komitesi Başkanı Sayın İlhan Yılmaz'ı ağırladık. İlhan Bey son bir mesajınız varsa alabiliriz. Programı kapatacağız sonuna yaklaştık. Şöyle ki ben tüm meslek komiteleri için özellikle şunu söylemek istiyorum. Mesleğinize sahip çıkın, ve 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul Fuar Merkezi'nde gelin oyunuzu kullanın. Evet. Biz de size başarılar diliyoruz bu çıktığınız yolda. Umarız her şey istediğiniz gibi olur. Bugün İTO Özel programını burada noktalandırıyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.